bir fiziksel model yapıp buradan kara delik kavramına gitmek bir 50 senelik süreç. Evet. 1960'ların sonlarına doğru bu yorum gelmiş. Burada olan şey mesela bir fiziksel ağır bir kara deliğin nasıl, astrofizik ölçekte bir kara deliğin nasıl oluştuğunu veya tahmin etmek gerekirse çok ağır kütleli bir yıldız bütün nükleer yakıtını, çekirdeğini bitirdiği zaman 10 katıcı kadar mesela diyeyim, değil mi? Yani bir çandıra sektör limiti var. 5 veya 10 kadar daha ağır yıldızlar. Bizim güneşimiz asla bir kara delik olmayacak. Yok, hiçbir zaman olmayacak. Çok ağır kütleli yıldızlar nükleer yakıtlarını çekirdekte bitirdikleri zaman onların kütle çekimsel olarak çökmelerini engelleyecek hiçbir şey yok. Ve de çöker nereye kadar çöker? Olay ufkunun içine kadar düşer. Bu olay ufku kavramı esasında 2020'de Nobel ödülünü almış olan Roger Penrose'un getirmiş olduğu çok önemli bir kavram. Matematiksel olarak kara deliklerin doğru olarak tanımlanmasını sağlıyor. Ve bunu ben de isterseniz şöyle yapalım. Kara delik çözümlerini daha iyi anlamak için. Çünkü kara delik fikrine 1700'lerde kara delik fikrine ulaşan birisi var. Burada anahtar kavram ışığın boşluktaki yayılma hızının evrensel bir sabit olması ve de hiçbir cismin, hiçbir nesnenin evrende ışıktan daha hızlı gidemeyeceğinin Einstein teorisi tarafından söylenmiş olması. Şimdi bunu kabul ederseniz şöyle bir deney düşünün. Yani mesela topu yer yüzünde yüksekten bir cisim bıraktığınız zaman merkeze düşer. Yer çekiminden kurtarmak isterseniz cismi ne yaparsınız? Dikine atarsınız. Ama hepsi gene yavaşlar düşer. Daha hızlı atın, daha çok çıkar, gene düşer. Ne kadar hızlı atabilirsiniz cismi? Işık olsaydı, bir fener tutsaydınız, ışık hızı kalır. Dolayısıyla yani ışık hızı limit hız. Einstein'in genel görelilik teorisinde ışıkla yer çekimi etkileşebiliyor. Yani ışık yer çekiminden etkilenebiliyor. Uzak yıldızlardan gelen ışık güneşin yanından geçerken doğrusal yörüngesinden sapıyor. Bunun bir sonucu da işte mesela kara deliğin yüzeyinde durup böyle radyal yönde ışık yollasaydım ışık yavaşlayacak ondan sonra belli bir aşamada daha fazla gidemediği için asılıp kalacaktı. Daha yavaş olsaydı geri dönecekti ama ışık hızında asılıp kalacaktı. Olay ufkunu bu tanımlıyor, Schwarzschild yarı çapını. Yani ışık bile kaçamıyor. Işık bile kaçamazsa biraz önce söyledim hiçbir cisim ışıktan hızlı gidemediği için kara deliğin içinden dışarı yolladığınız hiçbir şey gidemiyor. Bir de bunun diğer bir yönü var. Dışarıdan bir cisim yolladığınızı düşünün, yakınına koyduğunuzu düşünün. Kütle çekimi o kadar büyük ki içine çekiyor. İçine çektiği şey de ışık hızında gitmediği için veya daha yavaş olduğu için olay ufkunun içine düştüğü zaman kayboluyor. Işık çıkmıyor ama gravitasyonel dalga çıkıyor kara delikten dışarı. Yok, gravitasyonel dalga o şekilde değil. Gravitasyonel dalga patlama mesela süpernova patlamasında veya iki kara deliğin çarpışıp birleşmesindeki o olay sırasında çıkıyor. Kara delikten çıkmıyor. Ama etrafındaki uzay zamandaki dalgalanma. Yani şey gibi düşün, taş attığınız zaman su dalgalanıyor. Etrafındaki su dalgalanıyor. Yani yoksa kara delikten bir şey çıkmıyor. Kara delikten gelmiyor o enerji. Olduğu yerde oluşuyor ve onun içinde olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. İki dışında. Kütle o enerji yoğunluğu birleşirken etrafındaki uzay zamanı çalkalıyor. Yani şöyle düşünün. Çalkalıyor, en doğrusu. Güneş etrafında dünya dönüyor. Einstein teorisi güneş dünyayı çekiyor demiyor. Güneş orada etrafındaki uzay zamanı büktüğü için büküyor, o bükümün içinde dönüyor dünya. Bükümün hareket ediyor. Ondan düşüyor. Etkileniyor. Dünya da sürekli olarak güneşe düşüyor. Evet, dolayısıyla enerji ya da kütle olması demek onun dışındaki uzay zamanı deformasyonu olması. Yani düz olmaması demek. Dolayısıyla bunlar çarpıştıkları zaman oluşacak etki, o enerji, o uzay zamanın uzay zamanda yayılıyor o enerji. Ve yani oluşan enerji korkunç bir enerji. Dediğim gibi yani 3 güneş mesela ilk gözlemlenen LIGO'daki kara delik birleşiminde 3 güneş kütlesine karşılık yani enerji yayılıyor. Çünkü başlangıçtaki 2 kara deliğin kütlesini alıyorsun. Sondaki de çarpıyorsun.
Ondan sonra oluşan kara deliğin kütlesini alıp c kareyle çarpıyorsun. Bu mc kare eşittir, delta eşittir, delta mc kare. Ve gerçekten dediği gibi iki kara deliğin birleşip daha büyük bir kara delik oluşmasında aradaki fark 3 kara delik kadar, 3 güneş kütlesi kadar. İlk ölçülende o kadar. C kareyle de çarparsanız muazzam bir enerji esasında. Ama yani bu, uzayın her tarafına yayılıyor tabii. Yani şey tabii. Gibi değil bu. Güneşin bize yolladığı ışık enerjisi değil. Yani güneşin tamamını bir anda ben enerjiye çeviriyorum. 3 tanesini. Bütün, ve 3 tanesini. 3 tanesini. Ama o bakımdan. Ha bir de şöyle söyleyeyim, yani bunun ne kadar hani zor olduğu ya da bunun daha kafada oturmak için. Mesela ilk ölçülen kara delik çarpışması bundan 1.3 milyar yıl önce olmuş. Yani bize gelme süresi ki düşünün, yani ben burada bir şey yarattığım zaman bir herhangi bir düzensizlik, bunun yayılması yayılırken azalacak şiddeti. Yani bu 1.3 milyar yıl boyunca azalıyor. Dünyaya geliyor ve ona rağmen onu ölçebiliyorlar. Hani bir, oradan çıkan enerji korkunç bir enerji. İki, burada ölçülen algıçlar korkunç duyarlı. Evet, o yüzden dediğin esasında bunu biz vurgulamadık ama biz esasında evrene baktığımız zaman, yıldızları gördüğümüz zaman hepsinden gelen ışık farklı zamanlarda. Tabii. Yani böyle çok karmaşık bir şey. Zamanlamayı düşünürseniz. Hepsi zaman içerisinde. Orada hepsi zaman içerisinde çok farklı zamanlarda çıkan ışığı görüyoruz biz de. Önemli olan bizim gözümüze, gözlem aletlerimize ne zaman geldiği. Geldi. Ama ne zaman çıktıkları hepsi çok farklı. Çünkü ışık hızla sonlu olduğu mesela için. Mesela en basit güneş 8 dakika önce. Mesela. Ve bir de demin şeyi söyleyecektim. Evet. Hani bir de tabii bizim hep algımız, yani normal fizik çalışmayan, fizik bilmeyen insanların algısı şu. Hani gördüğümüz, baktığınız zaman her şey düz. Dolayısıyla mesela ne kadar hızlı gidiyor, ne kadar uzakta. Bu sorular hani bizim için çok basit. Çünkü hani metreyi alıp bir şey ölçebiliyoruz. Kronometreyi ölçebiliyoruz. Ama eğer evren boyutunda bir şeyden bahsediyorsanız ve bunun zaman içinde gelişmesinden bahsediyorsanız orada bir eğrilik var. Einstein'ın teorisini söylediği. Dolayısıyla mesela Emre Hoca demin ne dedi? Dedi ki hani bunu dedi lokal olarak, yerel olarak tanımlayabiliyoruz. Hani o yüzden de bu soruların hepsi çok kolay sorular değil. Yani daha geniş düşünülmesi gereken, daha detaylı matematik gerektiren sorular.